Eski bir zamanda eski bir köyde çok mutlu bir aile yaşarmış. Bu ailede bir baba, bir anne ve 3 de erkek çocuk varmış. Bu aile köyün en varlıklı ailesinden biriymiş. Babaları zamanında çok çalışmış ve bu kadar mal mülk sahibi olmuş. Babalarının da en büyük dileği bu malını mülkünü ölmeden evvel çocuklarının birine bırakmakmış. Ancak bu kadar malı bırakmadan önce çocuklarının hangisinin bu malın değerini daha iyi bileceğini öğrenmek için bir oyun oynamaya karar vermiş. Günler geçtikçe baba artık kendini iyi hissetmemeye başlamış. Bunun için çocuklarını bir gün toplamış. Onlara artık bir gün öleceğini ve çocuklarından birine mallarını bırakacağını söylemiş. İlk olarak çocuklarına birer tane tohum vermiş. Ve demiş ki, bunları alın dikin. Kim daha iyi ve çabuk yetiştirirse o gözüme girecek. Bunun üzerine çocuklar tohumları almışlar ve bunları dikmeye gitmişler. Büyük olanı çok kurnazmış. Hemen o tohumu atmış ve hazır bir çiçek alıp sadece onu saksıya dikmiş. Ortanca olan da aynı kurnazlığı yapmış. Küçük olan ise o tohumu saksıya dikmiş. Babaları bir hafta sonra onları çağırmış ve tohumların durumunu sormuş. Büyük ve ortanca çocuklar içinde güzel çiçekler olan saksıları göstermişler. Küçük olan ise boş bir saksıyı göstermiş. Babası büyük ve ortanca kardeşe sormuş, bunları siz mi yetiştirdiniz? Çocuklar, evet, diye cevap vermişler. Bunun üzerine babası küçük olana dönmüş ve ona sormuş. Küçük kardeş de ne yaptıysa tohumu yetiştiremediğini söylemiş. Bunun üzerine baba içeri gitmiş ve oradan 3 tane güvercin getirmiş. Bu güvercinleri 3 tane kardeşe dağıtmış. Demiş ki, bu güvercinleri kimsenin görmediği bir yerde keseceksiniz. Bunun üzerine kardeşler hemen dağılmışlar. Ve ertesi gün geri gelmişler. Baba büyük kardeşe sormuş, kestiğini göstermiş. Ortancaya kardeşe sormuş. O da kestiğini göstermiş. Küçük kardeşe sormuş, o ise şu cevabı vermiş, sen kimsenin görmediği yer dedin ama Allah her yerde bizi görüyor. Ben bunun için kesemedim. Bunun üzerine baba şu cevabı verir. Ben size tohum verdim. Siz bana çiçek getirdiniz, kurnazlık yaptınız, yalan söylediniz. O tohumlar çürüktü, kardeşiniz ise dürüstlük yaptı ve o tohumu dikti. Ben size kimsenin görmediği bir yer dedim ama Allah'ın bizi sürekli gördüğünü unuttunuz. Kardeşiniz yine sizden üstün çıktı, der ve malını mülkünü küçük oğluna bağışlar. Küçük kardeş, tüm malını kardeşleriyle paylaşmak istediğini ancak onların da bundan sonra dürüst olması gerektiğini söyler. Tüm malını kardeşleriyle paylaşır. Tüm kardeşleri artık mutlu ve mesut bir hayata başlarlar. Evlenirler, çocukları olur. Ve onlara da dürüstlüğün ne kadar önemli olduğunu anlatırlar. Dürüst ve mutlu bir hayat içerisinde güzel bir yaşam sürerler.